Konuşmayı sürdüreceğiz ama farklı bir açısını bu sefer. Türkiye'de bu sürecin en tartışmalı konularından biri uzaktan eğitim meselesi malumunuz. E, velileri çok yakından ilgilendiriyor. Ne yapsınlar çocuklar gidecek mi gitmeyecek mi göndermek mi lazım göndermemek mi iyi artısı eksisi. Düşünüyoruz memleketçe tabii en çok anne babalar düşünüyor ve çocuklar düşünüyor. Onlar için bambaşka bir zorluk bu dönem. İstanbul Ekonomi Araştırma Genel Müdürü Can Selçuk'u e, Türkiye raporu çalışması için sahaya çıktılar. Sordular uzaktan eğitime kim nasıl bakıyor bize bulgularını sonuçlarını anlatacak. Stüdyomuzda Can hoş geldin. Hoş bulduk. Iyi Teşekkür ederiz. Şimdi e, bu çalışmayı Türkiye raporu bu çalışmayı 12 ilde 1505 kişiyle anket yaptı. 15-16 Eylül tarihlerinde artı eksi iki buçuk hata payı diye de en baştan künyeyi ben hızla söyleyeyim ki verileri birlikte konuşmaya geçelim. Ee, ve yalnızca çocuğu olan katılımcıların görüşlerini yansıtan bir çalışma bu. 1505 kişi bakalım neler söylemiş. Ben grafikleri çağıracağım. Ondan sonra da sayıların sayıları da Can Selçuk'un dillendirmesini rica edeceğim. Böyle devam edelim. Grafik bir gelebilir mi arkadaşlar? Uzaktan eğitimle ilgili sayacağım ifadelerden hangisine katılırsınız diye sormuş. E, Türkiye raporu. Çocuğumu okula göndermeyi düşünüyorum diyenler, katılanlar, katılmayanlar biz ne görüyoruz Can Serçioğlu? E? Şöyle şimdi okulların tabii yani bir e, farazi senaryo üzerinden bu soruyu sorduk. Okulların fiziki olarak açılması durumunda Hı. E, çocuklarınızı okula gönderir misiniz e, diye e, sorduk. %57.9 e, okula götürmeyi düşünüyorum ifadesine katılmadı. Yani göndermem e, dedi aslında çocuğumu e, okula. 57.9 Yüksek bir rakam bana soracak olursanız çünkü hmm. burada her şeyde olduğu gibi Covid bize hep zor e, tercihler bırakıyor maalesef. İşte ekonomiyi mi düzelteceğiz? Hmm. Sağlığımızın sağlık kriziyle mi ilgileneceğiz? Evet. Ya çocuğun eğitimi çok önemli, özellikle e, ilk öğretim çağlarında çok önemli çocuğun eğitimine mi önceliklendireceğiz yoksa çocuğun sağlığını mı? Tabii dolaylı olarak çocuğun sağlığı aslında kendi sağlığınızla da evet. alakalı bir şey çünkü siz e, belki bilmiyorum ekonomik koşullarınız nedir ama kendinizi bir parça daha fazla izole etme imkanına sahip olabilirsiniz ama çocuğunuzu okula yolladığınız zaman sadece çocuğu değil aynı zamanda kendi sağlığınızı da e bir nevi risk altına atmış Siz oluyorsunuz. Siz kibarca imkanınız olabilir dediniz. Ben onu açıktan lüksünüz diyeyim. Lüksünüz, çünkü izolasyon tabii. bir lüks. Gerçekten lüks, doğru. insanlar e, ne yapsın? Şimdi lafı hiç bölmek istemiyorum ama aklıma gel ve bunu da altını Hı -hı. çizmek lazım. İnsanlar işe yetişecek diye biniyorlar arabalara gidiyorlar. Sonra diyoruz ki ay niye hepsi balık istifi minibüslere binince? Ne yapsın? Herkesin öyle bir lüksü yok çünkü yani evde Kesinlikle. kalabilmek gibi. Neyse o benim içimde birazcık yara o sebeple e, paylaşmak ya istedim ama daha fazla. Bir devam cümle ekliyorum evet. yani Covid e, birçok e, sağlık probleminde olduğu gibi son derece e, sınıf ayrımı yapan Aynen öyle. E, bir e, virüs e, ve düşük gelir gruplu e, haneleri çok daha derinden etkileyen yani, hem e, sahip oldukları işler bakımından hem işte hepimiz yani e, imkanı olanların diyelim kendilerini izole edebilmesine Hı. imkan veren birçok lükse sahip olmamaları bakımından dolayısıyla gelir e, dağılımındaki adaletsizliği iyice e, göz önüne seren bir e, hastalık. Şimdi... Eğitime de yansıyor tabii bu. Eğitime de kuşkusuz yansıyor ve burada %57.9 ben çocuğumu yollamam diyor okullar açılırsa. Yani burada endişe ediyorlar yani %57 ne yapalım diyor bir seneyi yakacağız belki de diyor. Yani şimdi böyle bir görüş hakim kadın erkek kırılımına baktığımız zaman burada kadınların biraz daha hassas olduğunu görüyoruz erkeklere Gerçekten. göre. Aslında çok da şaşırtıcı şaşırtıcı bir sonuç değil herhalde. Hı hı. E, kadınlarda bu oran e, kadınlar arasında yüzde iken birken erkekler arasında yüzde 54 hani göndermeme e, yönünde e, bir e, görüş hı hı. bildiriyor. Tabii ki e, kadınlar arasında e, daha fazla bir hassasiyet var çünkü işte tabii ki cinsiyet eşitliğinden yanayız ama hani günün e, akışında da kadınların e, annelerin diyelim e, çocukların e, okul ihtiyaçlarıyla, günlük bir takım ihtiyaçlarıyla daha yakından ilgilendikleri, ilgilenmek durumunda kaldıkları da bir gerçek. Dolayısıyla kadınların daha fazla hassasiyet gösterdiğini görüyoruz. Hı hı. şimdi %61 ay, kadın demiş bunu. kadınların Ya Kadınlar arasında %61 katılmıyorum yani. demiş. Dolayısıyla okulların açılması durumunda çocuklarını e, okula yollamayacaklarını anlıyoruz kadınların. Yani o, o fikre daha yakın e, olduklarını anlıyoruz. Hı hı. Hı hı. Şimdi burada enteresan... Ee, olmayan bir sonuç var Parti kırılımını verebilirsek Abi Bu çok ilginç grafik 3 e, hangi parti uzaktan eğitime nasıl bakmış? E, yani Türkiye hiç şaşırtmıyor gerçekten <laughs> parti eğilimlerine baktığımızda ne söyle ne görüyoruz Cansel? Aslında şöyle e, Türkiye'de tabii ciddi bir kutuplaşma var e, veya e, olaylara toplumun tepkisi e, destekledikleri siyasi partinin görüşüne göre hakikaten, çok böyle ortadan ayrılabiliyor ama birkaç tane konu var ki yine ortaklaşılıyor. onlardan bir tanesi aslında eğitim. Şimdi buraya ilk bakışta şu gözüküyor. hakikaten yani bakıyorsun muhalefet partileri özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP'ye baktığımız zaman daha fazla yok göndermem der gibi bir şey var gibi gözüküyor ama şimdi MHP'de de 64.4 katılmayan. HDP'de 65, CHP'de 69, Ak Parti'de 50, İyi Parti'de 50 neredeyse. Yani şunu söylemek mümkün. Mesele çocuklar olunca, mesele çocukların sağlığı, kendi sağlığınız, eğitim olunca aslında i̇şte. parti çizgileri biraz ortadan kalkıyor. Biz bunu şunda da görüyoruz. Yani eğitim sistemiyle ilgili birçok soru soruyoruz veya işte çocuklarınızı imkanınız olsa herhangi bir liseye yollamak isteseniz hangi liseye yollamak istersiniz diye sorular soruyoruz. Orada da aslında ideolojik ayrımların büyük ölçüde ortadan kalktığını görüyoruz. Çünkü anne baba olmanın ve çocuğunuz için iyi bir gelecek istemenin, çocuğunuzun iyiliğini, sağlığını istemenin bir şeyi yok, bir ideolojik ayrımı yok. Bunu da çok net görüyoruz. Yani Türkiye'nin nadir kutuplaşmadığı alanlardan bir tanesidir. Çocuklarla ilgili konular olduğu zaman tabii eğitim olunca iyice benzeşiyor aslında farklı partileri, seçmenleri? Bu çok önemli. Ortak paydamızı hatırlıyoruz. Yani Vatandaş olmak, insan olmak, ortak paydamızı galiba mesele çocuklar olduğunda, insan olmak olduğunda işte bu eğitim çocukları iyi eğitim alsın diye arzu eden anne babaların eğilimlerinde bunu daha çok görüyoruz. Dolayısıyla aslında bir taraftan da hoş bir hatırlatma oldu dediğin gibi her şeyde kutuplaşıp en azından bazı konularda yan yana durabilmek e, önemli bir şey. Uzaktan eğitim için uygun şartların herkes için sağlandığını düşünüyorum." İfadesine Sursu. katılıyorum, İfadesine. katılıyor, katılmıyorum. E, fırsatlarını verdik ve %72.3 katılmıyorum dedi. İşte bu sonuç. Bu çok kritik. Aslında ya. esas konuşmamız gereken şey işte az önce dedim ya Covid son derece sınıf ayrımı yapan bir e, virüs, bir hastalık. ...kendini burada da belli ediyor. Çünkü ister EBA sistemi içerisinde olun, ister olmayın demek yanlış olur. EBA sistemi içerisinde eğitim gören çocukların imkanları çok çeşitli. Hı hı. Yani ciddi bir eşitsizlik var burada. Ve zaten bu da yansımış vaziyette cevaplara. Yüzde 72 katılmadığını söylüyor. Yani herkes için uygun şartlar sağlanmadığını söylüyor. Burada şunun altını çizmek lazım belki de. Bu Türkiye'ye mahsus bir durum değil. Bu gerçekten dünyanın sorunu. Şimdi yayından önce paylaşmıştım. UNICEF'in UNICEF yaptığı bir araştırma var. Mesela UNICEF şöyle bir tahminde bulunuyor. Diyor ki dünya çapında dijital öğrenme imkanlarına ve gerekli fiziki koşullara imkanlara sahip olmadığı için 463 milyon öğrencinin, ilk öğretim çağında öğrencinin, ...eğitim alamadığını bu dönemde söylüyor. Yani bu e, dijital imkanlara e, ulaşamamak evet. e, bütün dünyanın e, bir sorunu. Hı hı. E, tabii bütün dünyada var diye Türkiye'de göz ardı etmemiz mi lazım? E, kesinlikle hayır. Burada e, iki tane mesele var. Bana soracak olursanız şöyle bir şey diyeceğiz günün sonunda. Bu bir seneyi biz e, bu bir seneden vazgeçtik diyeceğiz hı hı. ve önümüzdeki sene... ...yani önümüzdeki eğitim yılında tekrar başlamamız gerekecek. Çünkü bütün yaptığımız araştırmalarda, sahadan aldığımız bütün geri dönüşlerde... ...ailelerin mevcut durumdan bütün çabalara rağmen çocukların eğitim alamadığına dair bir kanı var. Dolayısıyla hep beraber oturup bence şuna karar vereceğiz. O kadar kötü bir şey de olmayabilir bu arada. Diyeceğiz ki biz 2020-2021 yılından vazgeçtik. Bunu tekrar yapıyoruz. Yeter ki tam olsun. Ama bu arada yapabileceğimiz başka bir şey var. Kaynaklarımızı önceliklendirerek e, bu fırsat eşitsizliğini e, dengeleyebiliriz. Şimdi Selçuk Şirin Hoca'nın bir tane tweet'i vardı geçen günlerde attı. ona hmm. e, dikkat çekmek istiyorum. Çok çarpıcı bir matematik koymuş ortaya diyor ki 15 milyon öğrencinin e, EBA'dan kaynaklı internet ihtiyacını karşılayabilmek için sigaradan 10 günlük alınan vergi yetiyor diyor. Şimdi biz böyle bir önceliklendirme yaparsak mesela bunun için başka kaynaklar da bulmak mümkün. Şunun da farkındayım. Covid gerçekten kaynakları çok dikkatli harcamamız gereken bir dönem. iş, işverenin de öncelikleri var, çalışanların da öncelikleri var, esnafın da öncelikleri var. Ama sanıyorum hem fikir olabiliriz ki öğrencilerin eğitim için yapılacak fedakarlıkları daha rahat önceliklendirebiliriz diye düşünüyorum. Basit bir matematik var. Bu eşitsizlikleri gidermek için bir şey yapmamız lazım. Can çok haklısın o konuda. Selçuk Şirin'in yine Habertürk yayınında anlattığı bir şeydi bu Selçuk Hocanın belki kulağına da gider çünkü Canla Başta çalıştığı bir konu bu eğitim meselesi. Bir taraftan da şimdi hani okula gitmesin, eğitim almasınını da herkes için söyleyemiyorsunuz. Mesela gelir açısından baktığınızda daha yüksek gelirli aileler anne baba üniversite ya da üstü mezunsa... Ee, ...evde şartlar daha iyiyse... ...belki o çocuk bir şekilde sınıfta olmasa da... ...öğrenmeye devam edebiliyor. Ama o şartlara erişimi olmayan çocuklar... E, ...çok daha... Uzun sürecek e, negatif etkilerde yaşıyorlar hayatlarında çünkü onların o boşluğu kapatabilmesi daha uzun sürüyor eşitsizlik onların hayatını daha köklü şekillendiriyor belki o da çok acı Ha tabi ne olur şimdi bizim memlekette de biz alıştık böyle güncel başlıklarla hop oturup hop kalkıp heyecanlanıyoruz ondan sonra diyoruz ki işte tamam geçti e, yeni haber gündemine başlığına ama bu konu bu konu Türkiye'nin geleceği meselesi. Yani BK meselesi diye çok konuşuyoruz ya bu memlekette. Bu hakikaten BK meselesi. Yani bunu öyle bakıp konuşmak gerekiyor. Ee, Kes... Dediğin de haklısın. Yani eğitimde öncelendirme öncelikleri doğru belirleme çok kritik hele böyle bir süreçte. Bir de şunu hatırlatmak lazım. Hem gelecekle ilgili bir BK meselesi ama bir yandan da e, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesinin temel taşlarından biridir e, eğitimdeki evet. fırsat eşitliği ve eğitim sayesinde sosyal adaletsizliklerin dengelenmesi ve e, bireylerin aldıkları iyi eğitimle, fırsat eşitliğiyle e, hayatta yükselebilmeleri, liyakat üzerinden yükselebilmeleri, yükselebil bu cumhuriyet felsefesinin, kuruluş felsefemizin çok temel taşlarından bir tanesidir ve hmm. bu sayede bu ülkeden e, en alt seviyelerden başlayıp insanlar cumhurbaşkanları, başbakanlar olmuşlardır, Nobel ödülleri almışlardır, büyük keşiflerin Aynen. altına imzalar atmışlardır. Bu ülkenin çok temel, taşlarından bir tanesidir eğitimde fırsat eşitliği ve evet. bunun zedelenmesine covid nedeniyle müsaade etmemek lazım. Bunu gerçekten önceliklendirmemiz lazım diye düşünüyorum. Evet. hatta belki... bütün çocukları, bütün çocuklar için bütün bu, çocuk... bu dilek ve bu ideal hepsi için dolayısıyla çok başka bir hassasiyet de işin içine giriyor. Gerçekten ülkenin geleceği meselesi olmuş. Eğer son grafiğe geçebilirsek Geçelim. aslında Hangi son? Uzaktan eğitim şartlarının herkes için e, sağlanması. partilere göre kırılımı. Gelelim ona tamam ha en son uzaktan eğitim için uygun şartların herkes için sağlandığını düşünüyorum ifadesine hangi parti e, mensubu mu destekçisi mi? Destekçisi, destekçisi mensubu demek e, doğru olmaz. Evet mensubu doğru olmaz destekçisi ne söylemiş bu gelsin bir ekrana Can Selçuk'un bulguların e, neler bulduğunu bu çalışma sonucuyla e, Türkiye rapor çalışması bu anlatsın bize. Böyle bir tablo var karşımıza ne söylüyor bize? Bakın bu tablo az önce bütün konuştuklarımızı doğrular nitelikte Afşin. Hmm. O yüzden hani diğer aradakileri atlayıp buna hmm. gelmek istedim. Çünkü bu şunu gösteriyor bak Türkiye'de şu anda böyle bir sonucu çok az soru için bulursunuz herhangi bir ankette. Hmm. Burada her parti seçmeninin %50'den fazlası uzaktan eğitim için uygun şartların herkes için sağlandığını düşünüyorum ifadesine katılmıyor. Hmm. Yani burada bir e, aksilik olduğunu burada bir e, sıkıntı olduğu konusunda herkes hemfikir e, herkes şu konuda da hemfikir ama söyleyeyim yani bu e, derdimiz şu değil burada e, ya işte kim e, eşit fırsat vermiyorsunuz işte kimisi daha iyi alıyor kimisi daha kötü alıyor değil bu bir tespit <laughs> e, üzerine gidilmesi lazım yani buna buradan bakmak lazım ve bu herkesin kaygısı dolayısıyla az önce pardon e, lafını Aynen. bölüyorum e, önceliklendirmek lazım dedik ya burada herkes hemfikir Doğruysa evet. hadi bunu yapalım. Neden güldüm biliyor musun? Bunu da işin bu ana akım televizyon bunu herkes izliyor, her eğilimde insan, her fikirde insan izliyor. Ne mutlu bize bu da bu işin önemini aslında hatırlatan bir şey. Ama ben niye güldüğümü anlatmak durumundayım çünkü e, az önce bahsettiğin bu konuda kutuplaşmıyoruz bu konuda kutuplaşmamışız. Herkes eğitime erişim konusunda bir eşitsizlik yaşandığının, bu da kötü niyetten değil durum böyle. Hı hı. Hepimizi bir kriz yönetimine savurdu bu salgın yani dünyanın öyle. her yerinde. Bu konuda kutuplaşmıyoruz ama bir taraftan da mesela bu, bu konuda eşitsizlik var dediğimizde sen orada hemen bir açıklama yapmak durumunda hissettin ya e, hani şartlar kötü demiyoruz kimse bir şey eksik Getiriz. yapıyor. Maalesef bu açıklamayı i̇şte onun yapmak yorumunda Onun yorumunda kutuplaşıyoruz çünkü ülkede. Onun yorumunda kim hangi eleştiri getiriyor konusunda kutuplaşıyoruz. Onun da hiç kimseye bir hali ama faydası olmadığını da aslında yaşayarak görüyoruz bir taraftan. Yani e, dolayısıyla temel mantığımız bizim sorunlarımız ne görelim onu aklı selimle tahlil edebilelim ve kimse paydaş e, biz dahil, karar vericiler dahil, e, eğitimciler dahil ki acayip e, emekler sarf ediyorlar böyle zor bir dönemde. E, onların da katkılarıyla bu işi daha iyiye daha iyiye taşıyabilelim aslında. Temelde mantık bu. O sebeple o kutuplaşma yorumu üzerine bunu eklemek durumunda hissettim. Malum memleketin durumu belli çünkü yani. Zaten şu da var, e... Herkes gerçekten elinden geleni yapmaya çalışıyor. Yani bakın her yerde işte askıda tablet, askıda internet şey. Yani bu e, durumun ne kadar elzem olduğunun herkes farkında varmış vaziyette ve herkes e, elini taşın altına gerçekten e, sokmaya çalışıyor, koymaya çalışıyor. E, umarım e, hızla e, bu şey e, daha iyi e, çözümler buluruz ve gerekli önceliklendirmeyi e, yaparız. Bana kalırsa şu anda daha önemli bir konu yok. Tabii ki. Ee, şu uzaktan eğitim için şart eşitliği konusuna bir de yaşa göre kırılım vardı. Orası da benim ilgimi çekti ee, Can Selçuk. U. O grafiği çağıralım orada da e, ilginç bir resim çıkıyor karşımıza. Evet yaşa göre şu an ekranda. Ee, tam ekran verin isterseniz Kadir. Yönetmenimiz Kadir'e sesleneyim. ha. Daha rahat görür izleyicilerimiz. Burada bize ne söylüyor tablo? Burada bize şunu söylüyor. Ee... Çok büyük bir farklı olmaması bile e, üst yaş grupları bu işin ne kadar ciddi olduğunu farkındalar. Yani bakın e, 45 e, 54ten itibaren yüzde 75, 76, 74. Tabii burada şunun da etkisi var. Yani e, şeyi daha rahat anlayabiliyorlar. Yani oluşan e, eşitsizliğin ne gibi sonuçları olabileceğini e, belki de e, kendi tecrübelerinden daha iyi e, daha anlamlandırır Yani işin ne kadar önemli olduğunu. Daha iyi idrak ediyor olabilirler kendi tecrübelerinden de ama burada da yine diğer tablolarda olduğu gibi yaş aralığından bağımsız olarak hı hı. bir ortaklaşma var. Toplum burada aynı şekilde düşünüyor. Hı hı. Tekrar ediyorum, hadi bunu önceliklendirelim. Bu işin üzerine bütün gücümüzle gidelim. Bu gerçekten çok önemli. Benim de verilere bakarken dikkatimi çeken şu oldu anne babalar ve büyük anne büyük babalar. Ee, bu konuda endişe taşıyorlar. Haliyle e, onların bile bir sorumluluğunda oluyor şu anda çocukların hem bakımı hem eğitimi. E, onlar açısından da işte bu uygun şartlar meselesi, e, uygun şartların olmaması e, tahlili, tespiti o yaş grubunda dikkat çekiyor. E, o yüzden dedim burada da ilginç bir şey görüyoruz diye. Bakalım mı hızla e, diğer e, bir başka grafiğimiz uzaktan eğitim için uygun şartların herkes için sağlandığını düşünüyor mu? E, katılıyorum ve katılmıyorum olarak bunu verdik mi arkadaşlar? Bunu bir hızla verelim. Evet. Genel olarak ne dedik? Ha yüzde iki. Tamam, bunu verdik. O son vermediğimizi e, yönetmenimiz Kadir Cinsiyet ekrana gönderirse. Cinsiyeti vermedik. Pardon. Evet. O gelsin. Bir de onun üzerinden anlamaya çalışalım resmi. Sonra veda edelim. Geldi şu an ekranda. E, aynı şekilde burada da e, erkekler daha fazla e, katılmıyorum e, cevabını vermiş ama burada da e, toplum hem fikir hı hı. bu işin de bir e, bu işin üzerine gitmemiz e, gerektiğine dair hani erkeklerin e, daha fazla çıkmasına dair açıkçası bir yorumum e, yok yani orada bir hani bunun ayrıca bir anlatıcı e, özelliği yok bu sonucun ama Hı -hı. hani az önce e, diğer grafiklerle anlattığımız sonuçları e, teyit eder e, nitelikte e, Hı -hı. burada da e, erkek kadın arasında çok büyük bir fark yok açıkçası bu ifadeye. E, katılmamak e, konusunda. Sizin verilerde şu dikkatimi çekti benim. Kadınlar okula göndermeme konusunda hassasiyeti daha yüksek sesle dile getirmiş. Erkekler de eşitsizlik konusunda Doğru. hassasiyetlerini daha yüksek sesle dile getirmiş. Yani yansıyan rakamlar böyle en azından. Ciddi farklar olmasa da sayısal olarak en azından böyle bir şey çıkmış sizin tablonuzda. Çok teşekkür ederim. E, Cansel Can Selçuk'e sağolunuz. Bütün detaylarıyla bize paylaştınız. eğitim meselesi kritikte. İzleyicilerimiz merak ederlerse türkiyeraporu.com adresinden bu araştırmanın sonuçlarına da ulaşabilirler. Orada daha detaylar da var. arzu ederlerse oradan da faydalanıp bilgilenebilirler. Tekrar teşekkürler Can Selçuk'e. Uzaktan eğitime bakışımız nasıl? Nasıl zorluklar yaşıyoruz? El birliğiyle nasıl toparlar daha iyi taşırız? Bunlara da değinik devam edeceğiz.